Tahkim'de Kariyer Söyleşileri programına hoş geldiniz. Simel merhabalar, programımıza hoş geldin. Merhabalar hocam, çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. İzin verirsen izleyicilerimize kısaca seni tanıtmak istiyorum. Tabii. 2005 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldun. Mesleğe Akıncı Hukuk Bürosu'nda başladın. Yasal stajını Profesör Doktor Ziya Akıncı ile beraber yaptın. Kısa bir süre Özbek Hukuk Bürosu'nda çalıştıktan sonra Jean Monnet Bursiyeri olarak yüksek lisans yapmak üzere İngiltere'ye Queen Mary University of London'a gittin ve burada uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisansını tamamladın. Yüksek lisanstan sonra Herbert Smith Freehills Hukuk Bürosu'nun Londra ofisinde tahkim departmanında çalıştın. Türkiye'ye döndükten sonra DLA Piper İstanbul ofisinde çalıştın ve ağırlıklı olarak ticari tahkim davalarında yer aldın. Şu anda Paksoy Hukuk Bürosu'nda dava ve tahkim departmanında ortak avukat olarak çalışıyorsun. Aslında Türkiye Tahkim Camiası seni çok yakından tanıyor. Özellikle gençlerle olan çalışmalarından dolayı izleyicilerimiz olan genç meslektaşlarımız, öğrencilerimiz de seni çok yakından tanıyorlar. 2017-2019 döneminde ICC YAF Türkiye temsilciliği görevini üstlendin. Bu vesileyle pek çok organizasyon düzenledin, gençlere tahkimi tanıttın. Halihazırda da ICC Tahkim Komisyonu'nda, İSTAK İnşaat Komisyonu'nda ve Silicon Valley Arbitration Mediation Center'da yürütme kurulu üyesisin. Ağırlıklı olarak ticari tahkimlerde taraf vekilliği ve hakemlik yapıyorsun. Ayrıca iki çocuk annesisin. Bunu da çok büyük bir mutlulukla söylemek istiyorum. Bu kadar güzel bir kariyer sahibi olup iki çocuk annesi olarak da kariyerine devam ediyorsun. Teşekkür ederim hocam. Gurur duydum bunu sizden söyleyince. En önemli kısım da sondaki cümle herhalde yani. Kesinlikle en önemli teşekkür kısım ederim. Orası. Kısaca tahkimde kariyere nasıl başladın? Neden tahkimi seçtin? Nasıl bu yola girdin? Biraz bize bundan bahseder misin? Hocam, ben 2005 mezunuyum. Biraz evvel bahsettiniz. O dönem tahkim şimdiki gibi bilinmiyordu. Gerçekten alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemiydi bence. 15-18 yıl evvel. Ve ben yaz stajı için Akıncı Hukuk Bürosu'na başvurdum. Kabul edildim. Orada ilk kez yaz stajı esnasında Ziya hocamızın kütüphanede kitabını gördüm. Tahkimi açıkçası öyle duydum. Daha sonra belirttiniz demin hani yasal stajıma da orada başlayınca tamamen çalıştığım büronun aslında uzmanlık alanının tahkim olması sebebiyle tesadüfi bir şekilde kariyerime, tahkim yolundaki uzmanlaşma çabama başlamış oldum diyebilirim. Şimdiki jenerasyon gibi bilinçli bir şekilde dava avukatlığına, tahkim avukatlığına yönelmedim. İyi ki öyle olmuş ama tesadüfiydi. Yani bunu bu şekilde söyleyebilirim. Hayatta bazı zaman şans da veya tesadüfler de bizi bir yerlere doğru yönlendiriyor. %100. Çok güzel bir tesadüf olmuş. %100. Ben İzmirliyim. Liseyi de İzmir'de okudum. Üniversiteyi bütün arkadaşlarım şehir dışına gitti. İstanbul'a, Ankara'ya yani çok gidenler oldu. Çok üzülmüştüm İzmir'de kaldığım için. Ama hani 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumasaydım bugün aslında sahip olduğum kariyere sahip olmayacaktım. Bunu şu an geriye dönüp baktığımda çok net görüyorum. O nedenle dediğiniz gerçekten çok önemli. Hani bir kapı, o zaman kapandığını düşündüğüm bir kapı aslında bana bambaşka, inanılmaz bir kapıyı açmış. Dediğiniz son derece doğru o yüzden. Çok güzel bir başlangıç olmuş. İyi ki de olmuş diyelim. Peki bu başlangıç esnasında, kariyerin daha başlarında en çok sizi zorlayan, meslek hayatınızın en başında veya ilerleyen safhalarında, tahkim alanında sizi en çok zorlayan şey ne oldu? Bunu yenmek için gençlere ne tavsiye edersiniz? Hocam ben üniversitede yabancı dilde eğitim almadım. Lisede yabancı dilde, İngilizce yabancı dilim. Yabancı dilim lisede kaldı. Üniversitede İngilizce almadıktan sonra çalışma hayatına başladım ama ya İngilizcem çok iyi, temelim çok iyi falan diye başladım iş hayatına. Bir baktım ki öyle değilmiş aslında. Dolayısıyla ilk başladığım yıllarda açıkçası yabancı dilde belge üretebilmek, en ufak bir tercümeyi yapabilmek, hani bırakın dilekçe kalemi almayı, hani e-posta, e-mail yazabilmek bile beni zorladı. Bunu nasıl açtım? Vallahi tercümeyle. Ben hani o yüzden şimdi de gençlere hani böyle tercümeye biraz şey yaptıklarında, yani hani çok avukatlıkla bağdaştırmadıklarında tercümenin aslında yabancı dil gelişimi için müthiş bir fırsat olduğunu söylüyorum. Özellikle yani şu an tabii üniversitelerde de hani sizin üniversitenizde de yabancı dilde çok fazla aşinalıkları var üniversite eğitimleri sırasında da. Moot Court'larda, MUN'lerde, mülakatlarda görüyoruz. Müthiş bir jenerasyon var yani. Sadece İngilizce değil, benim konuşmadığım pek çok yabancı dilde de gerçekten çok akıcı konuşuyorlar. Bu benim objektif, şeffaf bir gözlemim. Dolayısıyla benim yaşadığım şey onlarda yok.
Ama mesleki kullanım hakikaten başka bir şey. O nedenle hani mesleğe başlandığında İngilizce olarak verilebilecek herhangi bir şey bence değerli bir şey. Bunu o yüzden böyle bir şey olarak görmesinler. Hani çok küçümsenecek bir iş olarak görmesinler. İngilizce belge üretmenin temeli bence o tercümelerden geçiyor. Çünkü hani bir dilekçeyi tercüme etmek hem dilekçenin Türkçesindeki hukuk dilini, bir avukatın yazdığı dili görmek adına faydalı. Ya da bir Yargıtay kararını zaten okumak bile başlı başına bir şey. Hani stajda hiç bilmediğim bir konuda bir konuyla aşina olmak adına fayda sağlıyor. Beni dolayısıyla en çok zorlayan İngilizce belge üretimine geçme safhasıydı. Daha sonra da biraz daha tecrübem arttıkça çalıştığım kurumlarda yönetici rolleri üstlenmeye başladım. O yöneticiliğe geçiş beni çok zorladı. Yani hem zor yöneticilerle çalıştım. Orada çalışan anlamında zorluklarım oldu. Hem de kendim yöneticiliğe geçerken hani hem bir yandan iş stresini yönetmek, kendim o yöneticiliğin getirdiği sorumlulukları yönetmek, o da beni zorladı. Şu an daha dengeli olduğumu ümit ediyorum. Peki. Bunlar ama zordu. O yüzden şunu söyleyeceğim. Lafınızı çok özür dilerim. Biraz şeyi gözlemliyorum genç meslektaşlarımızda. Çok çabuk yükselmek istiyorlar ve çok çabuk hani yönetici olmak istiyorlar. Hani bizim kıdemli üstadlarımızın 30 yılda sahip oldukları kariyerlere daha çabuk erişmek istiyorlar. Haklarıdır tabii ki. Hani herkes çok daha yetkin geliyor bence üniversitelerden şu anda ama bu bir süreç ve hani kariyeri hakikaten adım adım çıkmanın bir mantığı olduğunu ben hala görüyorum, hala tecrübe ediyorum. Bu konuda da şey olmasınlar hani tez camlıkları çok güzel ama üzülmesinler çok hızlı kariyer basamaklarını çıkamayınca. Bu üzüntünün şuna yol açtığını da görüyorum. Çok yetenekli, çok donanımlı gençlerin erken bir safhada küsmesine de yol açıyor bence. Evet. Küsüp ayrılıyorlar. Tabii ki bu bir hayattır. Hayatta pek çok farklı tercih olur, pek çok farklı kapı açılır. Evet. Ama bunun bir süreç olması, bunun uzun bir süreye yayılabilmesi olağan bir durum. Belki de olması gereken bir durum. Dolayısıyla bunlara karşı hazırlıklı olarak başlamak, yaptığınız vurgu bu anlamda çok önemliydi. Teşekkür ediyorum. Hocam %100. Ben şimdi demin belirttiniz, naçizane hakemlik de yapmaya başladım tahkim davalarında ve hala genç hakem addediliyorum. 3 yıl önce yapmaya başladım. Şu an 39 yaşındayım. Olacağım Haziran ayında. İlk hakemliğimi 36 yaşında aldım. Hani ve çok zorlandım. Zorlandığım şeylerden biri de buydu. Demin unuttum, şimdi ifade edeyim. Yani tahkimde tabii hep tahkimle uğraşan bütün meslektaşlarım bir noktada hedefi hani hakemlik yapabilmek ya da hani vekillikte belli mertebelere ulaşabilmek falan. Onu, o fırsatı yakaladığımda da hem çok sevindim ama aslında bayağı da zor bir iş olduğunu da gördüm. Daha erken bir yaşta da o görev hani verilseydi eminim daha zor, en azından psikolojik tarafta daha zor altından kalkardım. Çünkü o da ağır bir sorumluluk yüklüyor insanın üzerine. Hayat tecrübesi, meslek tecrübesi hepsini bir bütün olarak bence bakmak gerekiyor. Peki bu zorlanma aşamasında kadın olmak, hatta genç bir kadın olmak, anne olan bir kadın olmak nasıl sizi zorladı mı, geliştirdi mi? Yoksa tam tersi sert bir kabuk ve daha savaşçı bir kimlik mi olmasına yol açtı? Neye yol açtı? Hocam şöyle diyeyim. Şimdi demin dedim ya yöneticiliğe geçerken zorlandım diye ilk etaplarda. Bence anne olmadan önce daha sert bir yöneticiydim. Doğru. Annelikten sonra şunu fark ettim ki kimseyi değiştiremiyorsun. Ve var olan bir insanı aslında olduğu gibi yönetebilince ya da onunla olduğu şekilde bir diyalog kurabilince aslında o zaman zaten meslek hayatında bir takım çalışması, başarısı bence sağlanıyor. Hani iyi bir yönetici miyim? O benim hani takım arkadaşlarıma sormak lazım ama iyi bir ekip arkadaşı olduğumu düşünüyorum. Ve bunun da bana anneliğin kattığı bir şey. En azından benim kendi adıma. Kadın olarak tabii çok şey yapmak gerekiyor bence. Nasıl diyeyim? Bir koltukta çok fazla karpuz taşımak gerekiyor. Bana diyorlar hani sağ olsunlar, teveccüh ediyorlar bence. Dışarıdan her şeyi çok kolay hallediyorsun gibi görünüyor ama öyle olmuyor işte. Biraz daha şey yapmayı öğrenmek gerekiyor bence. Biraz akışa bırakmak gerekiyor. Olayları olduğu gibi bence kabul etmek gerekiyor. Olaylara pozitif tarafından bakmak gerekiyor. Her şeyi olumsuz görmeyi bırakmak gerekiyor. Her zaman bardağın ben dolu tarafını görmeye çalışıyorum. O şekilde en azından daha huzurlu ve soğukkanlı kalabildiğimi fark ettim. Dolayısıyla böyle bir çözüm buldum kendime. Ama en önemli şey bence sırrı bu işin bir başarıysa, yani ortada hani varsa öyle bir şey. Aynı anda pek çok işi yapabilmek gerekiyor. Daha refleks sahibi olmak gerekiyor. Bence
çok güzel bir başarı var ortada. Çünkü rekabetin oldukça fazla olduğu bir alan var. Pek çok yeni mezun var. Evet. Çok donanımlı genç meslektaşlarımız var. Artık bundan belki 10-15 sene önceye kıyasla apayrı bir Türkiye'de hukuk uygulamasıyla karşı karşıyayız. Ve bu uygulama aslında yurt dışıyla çok paralel artık. Pek çok alanda böyle. Bütün bunlar arasında çok fazla umut kırıcı konuşmalar da var ama. Özellikle gençlerin umudunu kıran, yani hukuk okumaya ne gerek var ki'den başlayıp pek çok böyle umut kırıcı, negatif söylem de var. Tüm bunların arasında seni daha kıymetli kılan, seni diğerlerinden farklı kılan neydi sence? Estağfurullah, çok güzel bir bitirişle soruyu şey yaptınız. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi ben mezun olduğumda 20 tane hukuk fakültesi yoktu Türkiye'de. Doğru. Şimdi siz daha iyi bilirsiniz, 100'den fazla zannediyorum. Yakınlaştı galiba. Evet. Geçenlerde bir açıklama vardı, yenisi evet. Açılmayacak dendi ama. Evet, dediğiniz gibi o nedenle çok fazla, rekabet mi diyeyim, çok fazla hukuk mezunu var. Doğru. Her şeyden önce. Ama şeye de çok katılıyorum, birebir kendim de gözlemliyorum. Gerek hani sohbetlerde, etkinliklerde, üniversitenize geliyorum zaman zaman hani. Misafir konuşmacı olarak davet ediyorsunuz bizi. Hakikaten çok donanımlı, çok ne olduğunun farkında, çok bilinçli bir şey geliyor bence. Yeni nesil öyle. Burada hani beni farklı kılan bilmiyorum hani farklı mı ama ben kariyerime şöyle başladım. Demin en başta sohbetimizin başında söyledim. Akıncı Hukuk Bürosu'nda yaz stajımı yaptım. Daha sonra üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'da kariyerime başlamak istediğime karar verdim ve oradaki kıdemli avukat abime diyeyim bir e-mail gönderdim. Dedim ki ben İstanbul'da hani şey yapmak istiyorum, yasal stajımı başlatmak istiyorum. Ne önerirsin, ne yapayım? O da dedi ki bana CV'ni gönder, biz yasal stajı alacağız, seni değerlendirelim ve o şekilde kariyerime başladım. Biri bana cevap verdi. Yani ben aslında o zaman da mezun olan herhangi bir üniversite öğrencisiydim. CV'm şimdiki gençler gibi donanımlı da değildi. Moot Court o zaman fırsatı yoktu. MUN fırsatı yoktu. Ben ELSA vardı. ELSA'nın bir üyesiydim. İşte bir tane de yaz stajım vardı. Hani şimdi böyle 3 yaz stajı, 5 kış stajı, MUN'ler şeyler inanılmaz takdir ediyorum. Çünkü ciddi mesai gerektirdiğini görüyorum. Kesinlikle. Ve, demin bahsettim ya aynı anda birkaç karpuz taşıma. Onlar şimdiki arkadaşlar üniversitede başlıyorlar bu Doğru. işlere. İnanılmaz takdir ediyorum. Benim öyle bir CV'm de yoktu. Benim de yoktu. Hepimizin evet, yoktu. Evet, kimsenin yoktu. İşte biri bana cevap verdi. Ben de onu kendime açıkçası motto edindim. Çünkü o kişi bana cevap vermeseydi genelde e-mail'lar çünkü uzaya atılıyor, boşluğa Doğru. atılıyor. Biri Doğru. bana cevap verdi. Ben de hayat yani meslek hayatıma başladım. Şimdi de o yüzden bana atılan mailleri yani üniversite kulüplerinden işte konuşmacı olarak davet ediyorlar sağ olsunlar. Büronuza gelebilir miyiz, tanışabilir miyiz, sizlerle sohbet edebilir miyiz? İşte iş başvurusu yapmak istiyorum, sizle şu etkinlikte tanıştım, bana ne önerirsiniz? Ben onlara hep kendimce cevap vermeye çalışıyorum, bir kahve içmeye çalışıyorum. O şekilde bizim ekibimize katılan iki tane arkadaşımız var. Harika. Peşimizi bırakmadı. Yani hani benle kahve içti. Ben dedim hani seni çok sevdik ama şu an pozisyon yok. Sen bence şunu yap. Tamam dedi. Sonra bir yıl sonra gene şey yaptı. Gene bir kahve içebilir miyiz dedi. Tabii içelim dedim. Öyle üç kere kahve içtik. Şu an yani Harika ekibimizin şey. En değerli üyelerinden olmuş olan iki tane arkadaşımız var mesela. Hani ben bunu hani ben biriyle hani biri bana cevap verdi. Ben kendi cevap verdiğim insanlardan da şu anda hani takım arkadaşları olarak yararlanıyorum ya da birlikte çalışma keyfini yaşıyorum falan. O nedenle bunun hem faydasını da görüyorum hem hoşuma da gidiyor. Bir de dediğim gibi karşılıklı tecrübe aktarımına da değer veriyorum kendim bunun faydasını gördüğüm için. Dolayısıyla ben bilmiyorum beni farklı mı kılıyor, kıymetli mi kılıyor ama en azından bunu yapmayı seviyorum ve kendi arkadaşlarıma da bu yönde cesaretlendiriyorum. Telkinde bulunuyorum ki hani herkes birbirine bir kapı açsın. Kesinlikle değerli ve farklı kılıyor bence. Umarım sayıca da daha artar bunu yapanlar diyelim. Çok kıymetli bir şey. Son sorumuza geçmek istiyorum. Kariyerine Türkiye dışında devam etmek isteyen çok meslektaşımız evet. var. Ve biz de bu programın hep sonunda bu soruyu soruyoruz gelen konuklarımıza. Ne önerirsiniz? Burada kalsınlar hocam. Bunu ilk söyleyen oldunuz. Evet, ben burada kalsınlar diyorum. İki cevap vereceğim bu soruya müsaade ederseniz. Bir ne önerimle başlayayım. Sorduğunuz soruyla Tabii ki. Başlayayım. Benim bir şey önermeme gerek yok. Öncelikle bağımsız gözlemim, hukukta olsun,
farklı alanlarda olsun artık hepimizin hani çevresindeki insanlar yurt dışına çok kolay gidebiliyorlar. Doğru. Bunun sebebi bence Türklere yönelik yurt dışındaki algının değişmesi. Son derece değerli bir iş gücü, bir beyin kapasitesi olduğunu, entelektüel kapasitenin olduğunu fark edilmiş olması ve bu sayede insanların artık kolay iş bulur hale gelmiş olması. Yani hani bir 10 sene evvel işte duruşmalara gideriz. Atıyorum bir İngiliz hukuk bürosuyla bir davada beraber çalışıyorduk. Orada işte Avustralyalı takım üyeleri vardı. İşte Letonyalı, Estonyalı takım üyeleri vardı. İmrenirdik yani hani Letonya, Estonya, Avustralya hani pek çok milletten insanlar her yerde çalışabiliyorlar. Şu an artık o bürolarda ya da yabancı şirketlerde artık Türkler de var. Yani bunun sebebi de bu insanlar hani demek ki diğer meslektaşlar gibi dünyanın her yerindeki diğer avukatlar gibi bir fikir ortaya koyabiliyorlar. Öyle bir akıl ortaya koyabiliyorlar. Entelektüel kapasite ortaya koyabiliyorlar. Bu kanıtlanmış bir şey. Dolayısıyla iş biraz daha kolay. Çünkü hani bence ön yargı kırılmış durumda. Bir de bu insanların ortak özelliği, hani ne tavsiye ederim noktasına geldiğimde, hiçbir üniversitesi hayatını boş geçirmemiş benim gördüğüm ve gözlemlediğim. Boş geçirmemek ne demek? MUN yapmış, Moot Court yapmış. Yabancı dili artık saymıyorum çünkü yeni jenerasyonda bu bir şey değil yani. Evet. Yabancı dilin iyi olmaması gibi bir şey artık söz konusu değil. Ama gerçekten hepsinin çok iyi yabancı dili var. İngilizcenin yanına ikinci, üçüncü yabancı dil koyanlar var. Ortak özellik olarak hani bunları görüyorum. Onun haricinde entelektüel bir nosyonları var bence. Bir bakış açıları var. Sadece akademik olarak başarılı değiller ama üniversiteyi boş geçirmemekten kastım şey. Ya bir sosyal sorumluluk projesinde yer almışlar. Ya çeşitliliği sağlamaya yönelik işte kadın hakları, çocuk hakları bu gibi alanlarda hakikaten çalışmalar yapmış insanlar olduklarını görüyorum. Entelektüel bir farklı bir bakış açısı olduğunu görüyorum. Çünkü iş hayatında şey de çok önemli. Bu adam masaya oturduğunda müvekkille beni temsil edebilecek mi? Hani sadece hukuk haricinde akademik bilgisinin zaten olması gerekiyor. Zaten iyi bir avukat olması bekleniyor. Ama aynı zamanda entelektüel olarak da bir şey ifade edebilecek mi? Okuduğunu anlıyor mu? Bunu da biraz diğer yaptığı şeyler bence doğru ortaya çıkarıyor ya da zenginleştiriyor insanları. Öyle diyeyim. Dolayısıyla öneri anlamında olabildiğince boş geçirmemeye çalışsınlar. Bir arkadaşımla sohbet ediyordum 3-4 sene evvel. Üniversite 4. sınıf öğrencisiydi. Bana hani Adanalı bir meslektaşımızdı. Bana geldi hani benden akıl almaya geldi sağ olsun. Hani ben bir yabancı hukuk bürosunda staj yapmak istiyorum. Nerelere başvurayım? Ya ben dedim ki şimdi hani İngiltere'deki böyle çok iyi hukuk bürolarında işte bizi biraz zor alıyorlar. Hani senin için de umut kırıcı olmasın. Sen istiyorsan ne bileyim daha böyle ikinci, üçüncü seviyedeki bürolara başvur. Hollanda, Almanya'ya yönel falan gibi kendimce bir akıl verdim. Sonra şu an meslektaşımız oldu. Geldi dedi ki işte ben İngiltere'deki şu böyle en iyi hukuk bürolarından birinden kabul aldım. 3 ay staja gidiyorum. Ben dedim iyi ki beni dinlememişsin. Yani iyi ki oraya başvurmuşsun. Ben hani biraz daha küçük düşünmüşüm. Bir başka önerim de o yüzden özgüvenli olsunlar. Çünkü demin anlattığım gibi o kapasitenin aslında ben kendini iyi yetiştirmiş herkese artık olduğunu görüyorum. Özgüven de ona artı bir sağlıyor ve evet, artı bir değer katıyor. Yani ben o da şeyde ona da şey demişim hani şu an elinde hiçbir şey yok sıfıra sıfırsın. Sen başvur tabii ki kabul alırsan 1'e 0 olursun. Kabul almazsan da 0'a 0 hayatta bir şey değişmez devam eder ama en azından şansını denemiş olursun. Ki o da şansını denedi ve kabulünü aldı. Aynı şey benim için de geçerli. Ben de yüksek lisans başvurularımı yaparken şimdi hocamın karşısında utanarak diyeceğim. Akademik sıfır ortalamam çok yüksek değildi üniversite mezuniyet ortalamam. Kabul alamazsın dedi denilen bütün üniversitelere başvurdum. Hepsinden de kabul aldım. Şeyim çok iyiydi bence. Statement of Purpose'ım çok iyiydi yani. Bir de burs aldım. Hani o da bir katma değer kattı herhalde. Başvurularımı destekleyici anlamda. Hani burs da alamazsın muhtemelen dediler. Akademik ortalaman çok yüksek olmadığı için. Bursa da sözlü mülakatım çok iyi geçmişti. O nedenle ben de yani hani başvurdum ne kaybederim ki diye. Ve başvurularımda hani eksik olan bir yönümü daha farklı yerlerde iyi performans göstererek kapattım. Onlar da bana başka kapılar açtı. Dolayısıyla bir de özgüvenli olup bence başvurmaları gerekiyor ve çekinmemeleri gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Neden Türkiye'de kalsınlar? Dediğiniz gibi çünkü burada da artık son derece yabancı meslektaşlarla da çalıştıkça görüyoruz ki derinlik anlamında, belge üretimi anlamında hakikaten biz de güzel işler yapar hale geldik. O nedenle Türkiye'de de
bir kariyer yapmak bence artık daha cazibeli eskiye göre ve yurt dışında da çok kabul gören ve saygı gören bir meslek haline geldi. Yani Türkiye'deki avukatlar da yurt dışına gittiğinde fikrimize değer verildiğini görüyoruz yani hani. Dolayısıyla burada bir meslek hayatı da kesinlikle şey değil. Daha az cazibeci değil ama tabii ki yurt dışının cazibesi, onu da asla yatsımıyorum. Ve aslında şaka yaptım hani burada kalsınlar diye. Yapabilen herkes o tecrübeyi de edinsin. Ben mesleki şeyin yanı sıra, tecrübenin yanı sıra vizyon anlamında da hani farklı bir ülkede yaşamanın insana çok şey kattığına da inanıyorum. Kendim de her zaman bunu söylüyorum hani genç arkadaşlarıma, meslektaşlarıma. O nedenle kim ne istiyorsa yapsın ama burada da güzel bir kariyer fırsatı var. Onu da söyleyerek noktalayayım. Üzülüyoruz çünkü. Evet. Yani çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, evet, birlikte çalışmaktan keyif aldığımız meslektaşların gidişini duymaktan da yani, evet, insan olarak da evet onlar için çok seviniyoruz ama kendi adımıza, çünkü orada biraz bencillik de devreye giriyor. Biziz. Kendi adımıza, ekibimiz adına da bir üzüntü duyuyoruz. Evet. Bununla da alakalı yani biraz. Yani o karşılıklı besleyicilik. Oraya kesinlikle gidenler de burayı beslemeye devam ediyor. İşte biz onları beslemeye devam ediyoruz. Dediğimiz biraz manevi üzüntü. Ben böyle şakayla karışık küserim diyorum ama aslında tabii ki küsmüyoruz ve üzüntüyle karışık bir mutluluk aslında tabii orada yaşadığımız. Tabii ki. İkiniz de rahat etsin. Benim de lisans öğrenimim çok parlak bir akademik ortalamayla sona ermiyor. Tam da aslında belirttiğin gibi başvurular marktan korkmadım. Ve şunu düşündüm hep. Ne olacak? Kabul aynen almayacağım, aynı pozisyonda kalacağım, evet, veya kabul alacağım, başka bir kapı açılacak, evet, önümde. Evet. Dolayısıyla korkmamak, kendine güvenmek, biraz da olursa olur bakış açısı. Yani evet, benim bakış açım buydu o dönem için ve bana da şunları söylenmişti. Neden başvuruyorsun ki? Okul birincisi değilsin, bu bursu sen alamazsın. Evet. Ben o bursu aldım, sonunda gittim. Aynen. Oldu, bazen oluyor. O yüzden de korkmamak, devam biz etmek. Bazen gençlerde şunu görüyorum ve üzülüyorum. Kötü bir şey oluyor. Hepimizin başına kötü şeyler geliyor. Ama onlar için daha yıkıcı. Evet. Daha böyle çok başarıya odaklanmak, onu biraz böyle rahat bırakamamak, o ilk başarısızlıkta büyük bir yıkımla ve büyük bir dünyanın sonu gelmiş hissiyle, evet, karşı karşıya kaldıklarını görüyorum. Evet. Aslında öyle değil. Yani o olmadı ama başka bir şey olacak. Yola devam etmek önemli biraz hocam, da. Hocam birkaç hafta evvel bir üniversite öğrencisi, meslektaş adayı diyeyim, bir arkadaşımızla sohbet ettim. Dedi ki işte hiç yasal stajım yok, ortalamam biraz düşük, o yüzden okulu bir sene uzatacağım ortalamamı toparlamak, hı hı, için. O mood court'a yeni yapmaya başlamış. İşte mood court'çu arkadaşlarım çok yasal yaz stajları yapmışlar. Ben çok geride kaldım, ne yapacağım bilmiyorum diye bayağı üzgün bir şekilde geldi. Evet, evet. Ya dedim ki sen zaten bir sene uzatmayı göze almışsın. Kendini, ya ben daha mesleğe hazır değilim dedi. Özet olarak dedim kendinin farkındasın. Bence çok bu çok güzel bir şey. Çok güzel. Kendin dedim hani yaz stajım yok diyorsun. Zaten bence sen 4. sınıf öğrencisi değil, 3. sınıf öğrencisin şu anda. Kendini öyle konumlandır. 3. sınıf öğrencilerin de yaz stajın olması çok doğal. Zaten çoğu büro 3. sınıfta artık yaz stajı almaya başlıyor. Dolayısıyla dedim kimseden geride değilsin. Bunun paniğini bir üzerinden at. İkincisi dedim mood court yapıyorsun. Zaten 3. sınıf ya da 2. sınıf mood court yapmak için son derece doğru bir sene. Doğru. Ve zaten 3. sınıftaki mood court tecrübesinin üzerine koyarak bir ne yapmak istediğine, hı hı, insanlar karar veriyor. Tahkim yapmak istiyorum diye hani benle tanışmak istemiş. Sen dedim zaten tahkim yapıp yapmak istemediğinde bence bu mood court'un sonunda zaten karar vereceksin. Çok da o yüzden bilinçli bir şey yapmışsın. O, hı, anlamda da bir geride değilsin. Bence daha mutlu gitti yani bizim sohbetimizin neticesinde. Hani çok karamsar, aynı dediğiniz gibi hani arkadaşlarım almış yürümüş, ben ne yapacağım çok geride kaldım gibi bir düşünceyle geldi. Halbuki benim bakış açıma göre hiç geride değildi. Daha her şeyin başındaydı yani. Bakış açısı o yüzden dediğiniz gibi acayip önemli. Bunu duymak da çok önemli. O yüzden bunu söylediğin, ifade ettiğin, evet, bu teması kurduğun, böyle ilişkiler yumağına yol açmak da bence çok önemli. Çok değerli bir katkı sunuyorsun. Çünkü denemeye devam etmeleri lazım. O vazgeçmek, o üzüntüyle birlikte ben bırakıyorum, buradan vazgeçiyorum duygusu kötü olan zaten. Aynen. Ben ona hani CV'sini değiştirmesini önerdim. Kendisini daha farklı yansıtması gerektiğini hani söyledim. Bana ilk gönderdiği CV taslağıyla ikinci CV taslağı arasında bambaşka bir fark vardı. Hani mood court'unu yazmış, üniversitedeki işte sosyal şeylerini yazmış. Hani böyle şu anda öne çıkabileceği iyi yönlerini dolayısıyla hani ön plan çıkarmasını ve parlatmasını söyledim. Hani mood court'unu yazmamıştı mesela CV'ye. Ya da olur mu yani üniversite 3, hele de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Yani
İstanbul Hukuk'un zaten herhangi bir takımına girebilmek, sizin üniversitenizin öyle. Hani bunlar Türkiye'nin güzide zaten hukuk fakülteleri. Hı-hı. Buralarda bir moot court başarısını zaten takıma girebilmek çok şey söylüyor karşıdaki kesinlikle tarafa. Hani bunu izleyen arkadaşlara söyleyeyim. O nedenle hani moot court, emyan çok adı geçti. Şimdi hani sizin biliyorum arabuluculuk takımlarınız da var. Evet, yani bu takımlara evet, en azından girmeyi akıl eden bir öğrenci bile, başvuran öğrenci bile bize çok şey ifade ediyor. Yani o en azından farklı bir şey yapmaya çalıştığını öğrencinin ve öğrenciliğin ne kadar zor olduğunu unutmadık. Bunu hani arkadaşlar gerçekten izliyorlarsa hepimiz onun farkındayız. O öğrencilikle beraber İstanbul'daki bilgideki güzel öğrenci hayatından hani fedakarlık yapılan her saatin bir geri dönüşü oluyor. Onun bizde rezonansı çok yüksek. Dolayısıyla hani bunlara umutsuzluğa kapılmak yerine hani ben geride kaldım, ne yapacağım, ne edeceğim diye böyle güzide kurumların sağladığı olanakları bence maksimum kullanmaya çalışsın arkadaşlar ve kendilerine öyle geride kalmış hislerini o şekilde yensinler. Umut verici sözlerin için, motivasyonun için, güzel tavsiyelerin için çok teşekkür ederim. Çok içten de çok çok sağ ol. Ben çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum hocam, bizimle olduğun için. Samimi düşüncelerim. Yani hepsi gerçekten deneyimlerime ve objektif gözlemlerime, hı-hı, dayanıyor. Ben gerçekten umutluyum ve umutlu olduğum için de hani böyle konuşabiliyorum. O nedenle herkes de gerçekten bence umutlu olabilir. Karamsar olacak hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ ederim hocam. Tahkim'de Kariyer Söyleşileri programında bugünkü konuğumuz avukat Simel Sarıalioğlu'ydu. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni programda görüşmek dileğiyle. Selamlar, sevgiler.